Zigzag zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba onun sesi, onun felsefesi. Çalışır orman için, ailesi dostlarıyla. El ele hep birlikte, uba uba katıl sen de bize. Ulan man 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 marşu pilami, ulan man 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 marşu pilami. En iyi arkadaş. Gördün mü Marsu? İpi bu şekilde tutuyorsun. Ve hop 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 hop. Uba. 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 Hop hop hop. Aa, ne sesiydi o? Aa, bak Marsu, şu çalının arasında bir şey var. Aa, zavallı minik şey çok hasta görünüyor. Oo. Hemen babama götürelim Marsu, çabuk. Baba! Baba! Ormanda bu küçük hayvanı bulduk. Çok hasta görünüyor. Aa, bir dakika. Bu bir koati. Bak sen. Koati mi? Ne olduğunu anlayabildin mi baba? Durumu çok mu kötü? Basit bir hazımsızlık sorunu. Sanırım hayvan çok fazla abur cubur yemiş. Emin misin baba? Kesinlikle eminim. Yarın sabaha hiçbir şey kalmaz. Aa, kızarmış ekmek isteyen? Ama ekmek nereye gitti? Az önce buradaydı, öyle değil mi? Ha? Muzum, kabuğun içinde ne varsa gitmiş. Bakın, işte orada. Yiyecekleri aşıran o olmalı. Aa, seni açgözlü küçük yaramaz. Şu haline bakar mısınız? Ne kadar çabuk iyileşmiş, değil mi? Ay çok sevimli. Ay kusura bakmayın ama bence hiç sevimli değil. Yiyeceklerimizi çalan bir hırsız o. Git buradan seni sevimsiz yaratık. Dur bekle küçük koati. Hey! Bak sana bir parça çikolata vereceğim. Ay yine başladılar. Yeni bir hayvan gördüklerinde hep böyle heyecanlanırlar. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Aa, ne kadar tatlılar. Şunlara bakar mısınız? Gerçekten çok cana yakın şirin bir hayvan. Zoe gel buraya, o pireli şeye dokunma, çok tehlikeli. Yapma Sara, koyatiler insan canlısı oyunbaz hayvanlardır. Ayrıca çok kolay eğitilirler. Baksana. Bu evde kalabilir mi baba? Bizimle yaşasın. Senin adına konuş, benim hayvan bakıcısı olmaya hiç niyetim yok, tamam mı? Bu ormanda istemediğimiz kadar hayvan var zaten. Bakalım o bizimle yaşamak istiyor mu Iris? Koatiler genellikle 20 bireyden oluşan gruplar halinde yaşarlar. Biz neden kalabalık gruplar halinde yaşamıyoruz baba? Senin de etrafında kalabalık bir grup var. Kız kardeşlerin, marsupilamiler ve bir koati. Aa, hayır olamaz, yine mi aynı şey? Geçen defa da timsah almıştınız. Sonra neler yaşandığını hatırlatmama gerek yok sanırım. Ona bir isim bulsak iyi olacak baba. Bence ona Koko diyelim. Aa, evet, Koko Koati. Bence çok uyumlu bir isim oldu. Bunlar akıllanmayacak.
Koko beni yakalayamaz. Koko, Zoe'yi selamla. Koko! Merhaba Koko. Çok güzel. Bir aşk gözlü hırsız Koko'muz eksikti. Olamaz. Sanırım bizi terk ediyor. Yuvasını ve arkadaşlarını çok özlediği için ormana gidiyor. Belki de sadece yiyecek aramaya gidiyordur. Koatiler çok obur hayvanlardır. Gitme Koko, lütfen geri dön. Koko! Koko! Sevimliliğine bakar mısınız çocuklar? Ona içinde uyuması için küçük bir yatak yapalım. Ne dersiniz? Sara odasını bize ödünç verebilir. Ne? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Hayır, buna hiç gerek yok. Koatiler ağaçlarda uyur. Bakın yine kaçıyor. Sanırım orada uyuyacak. Haklısın baba. O da marsupilamiler gibi ağaçta yuva yapmayı tercih ediyor. Bence Koko'ya çok fazla yüz veriyorsunuz. Hayvan şemsiye ağacımıza el koydu. Hiç ses çıkarmıyorsunuz. Oh.
Hiçbirine veremem çünkü şu anda hepsi çok meşgul. Aa, elbette hepsi gayet iyi. Yüzleri gülüyor, burunları parlıyor ve son derece mutlular. Çok eğlenceli. Hadi tamam bırakalım gitsinler. Yeni arkadaşları edinmek harika bir şey baba. Evet, gördüğüm kadarıyla bizim küçük Koko Marsu ailesinin tüm üyeleriyle gayet iyi anlaşıyor. Doğrusunu istersen ben bundan o kadar emin değilim. Oba! Obi! 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 Oba! Obi! 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 Oba! Ne oluyor? Bu ne gürültü? Olamaz bilgisayarım. Aa, bunu kim yaptı? Aha. Oba. Hop. Oba. Aferin. Hop. 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 Marsu, minik Koko'yu korkutmaktan vazgeç lütfen. Artık bizimle yaşayacağına göre ona iyi davranmaya başlasan iyi olur. Opa! Ubi, ubi, ubi. Ubi, 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 ubi.
İşte hop, kızarmış ekmeklerimiz hazır. O dört ayaklı obur yaratık gelmeden şunları yesek iyi olur. Koko ne? Yerinde yok, onu bulamıyorum. Ne dedin? Aa, olamaz, onu bulmalıyız. Aa. Koko! 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 Sonunda gitti Zoe. Belki de uzaylılar gelip onu kaçırmıştır. Belki şu anda hayvancağızın başı büyük derttedir. Belki de o sevimli miniyi bir daha hiç göremeyeceğiz. Hiçbir zaman. Çocuklar biliyorsunuz her ne kadar bizimle iyi anlaşıyor olsa da Koko sonuçta yabani bir hayvan. Bu yüzden Koetin'in arkadaşlarını aramasını normal karşılamamız gerekir. Ah, Dodo ile oyna Zoe'cim. Ah, çocuklar annenizi arayalım mı? Ona Koeti maceranızı anlatırsınız. Alo anne, evet benim. Biliyor musun geçen gün çok sevimli bir koati bulduk. Ona Koko adını verdik. Çok tatlı ve yaramazdı. Koko Koko diye etrafta dolaşıp duruyordu ama şimdi eski arkadaşlarının yanına gitti. Biraz üzüldük ama onun için en iyisi bence bu. Çünkü yine arkadaşlarıyla birlikte olacak, biliyor musun? Onun gerçek arkadaşları var. Ablalarıyla arkadaşlık etmek zorunda değil. Tabii bir grup uzaylı tarafından kaçırılmış da olabilir anneciğim. Koko! Marsupilamiler, onlar da mı gitti? Marsu! Marsu! Bence ilk önce dünya dışı varlıkların peşine düşmeliyiz. Koko'yu da Marsu pilamileri de onları kaçırdığından eminim. Saçma sapan konuşmaktan vazgeç İzidor. Biliyorsun Iris, marsupilamiler de tıpkı koatiler gibi yaban hayatına ait hayvanlardır ve... Hayır, bu doğru değil. Onlara yabani hayvan diyemezsin. Onlar benim arkadaşlarım, en iyi dostlarım. Marsu! Baba! Bi! Bi!
Ubi ubi. Kendini çok yalnız hissediyorsun değil mi Iris? Bütün arkadaşlarının uzaylılar tarafından kaçırılmış olması ya da başka bir yere gitmiş olmaları kolay değil tabii. Evet, babamın peşinden dünyanın bir ucuna gelip yaban hayatının ortasında yaşamak hiç kolay değil. Evet. Marsu! Marsu! Yaşasın! Çocuklar, Coco için endişelenmeyin. O artık ailesinin yanında. Böylesi hem onun için hem de bizim Marsupilami ailesiyle kurduğumuz küçük grup için çok daha iyi. Grubumuz içinde tek gözlü bir tukan, yaralı bir papağan, bir palyaço balığı ve her gün bizi ısırmaktan büyük zevk alan 5 milyon sivrisinek de var. Çünkü seni çok seviyor. Tabii Marsu da çok seviyor. Marsu seni kurtardı işte.